Sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11. sınıf Esen Yayınları konu özetli soru bankasından fonksiyonlar 1 testini çözeceğiz. Evet. Testimizi açıyoruz şöyle. Başlayabiliriz. Şimdi baktığımız zaman bu sorumuzda bize ortalama değişim hızını sormuş. Ortalama değişim hızını ilk önce biz bir formülünü yazalım. Formülünü hatırlarsak biz eğer A virgül B aralığı için konuştuğumuz zaman bu aralıkta fonksiyonumuzun değişim hızını FB eksi FA bölü B eksi A ifadesinden buluyoruz. Burada bize aralığımızı 0,1 aralığı vermiş kendisi. 0,1 kapalı aralığı vermiş. O zaman biz işlemimizi yaparken burada F1'den F0'ı çıkartıyoruz. Faydamızda da 1'den 0'ı çıkartıyoruz. O zaman şimdi bizim F1 ve F0'a ihtiyacımız var. O zaman fonksiyona gidiyoruz. Fonksiyonda önce x yerine 1 yazıyoruz. X yerine burada 1 yazarsak eksi 1'in karesi artı 3 çarpı 1 eksi 2 ifadesi oluşur. Buradan baktığımız zaman eksi 1 artı 3 eksi 2. Bu işlemi toparladığınızda F1'in 0 olduğunu görüyoruz. Şimdi aynı şekilde bir de F0 ifadesini yakalamamız gerekiyor. F0 ifadesine baktığımız zaman da eksi 0'ın karesi artı 3 çarpı 0 eksi 2. Bu işlemlerde sıfırlar kaybolduğu için sonucumuz eksi 2 gelmiş oldu. Bunları alıp şimdi yerine yazıyoruz. Ortalama değişimizi. Ortalama değişim hızı. Bu ifadeyi düşündüğümüz zaman kuralımı zaten yukarıda yazmıştık. F1 dediğimize bakıyoruz. F1 dediğimiz ifade 0'mış. Çıkartma işaretimizi koyuyoruz. Sonra F0'ı koyacağız. F0 dediğimiz ifade eksi 2'dir. Aşağıya baktığımız zaman da 1 eksi 0 ifadesi var. 1 eksi 0 ifadesi de 1'dir. Yukarıyı tekrardan düşündüğümüz zaman 0'ın bir etkisi yoktur ve bu eksiği de attığımız zaman 2 olacaktır. 2 bölü 1'den de ortalama değişim hızını 2 bulmuş oluruz. Cevabımız C'ymiş. Evet, şimdi 2 numaralı sorumuza geçelim. Evet, 2 numaralı örneğimize baktığımız zaman da bize kendisi 4 tane ifade vermiş. Bunların demiş kaç tanesi daima doğrudur? Evet, bunları inceleyelim. Önce 1 numaraya baktığımız zaman demiş ki bize eksi sonsuz eksi 4 x'in x eksenini düşün demiş. Eksi sonsuz eksi 4 olan parçasına bak demiş. X eksenine baktığımız zaman eksi sonsuz burasıdır. Eksi 4'ü de burada görüyorsunuz bakın. Şu parçayı düşüneceğiz. Bu parçada tabii fonksiyonu düşünmemiz lazım. O yüzden o parçadaki fonksiyonumuzu şöyle tarıyorum. Bakın. Farkındaysanız aşağı doğru gidiyoruz. Kendisi ne demeye çalışmış ifadede? Bu parçada fx azalandır demiş. Biz de aşağı doğru gittiğimiz için azalan olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ifademiz doğru. İkinci ifademize baktığımız zaman eksi 4 ile 0 arasında konuşmamızı istiyor. Evet, orayı da değerlendirelim. Eksi 4, bakın burası, 0 burası. Bu aradaki parçayı konuşacağız. Yani eksi 4'ten başlayıp 0'a doğru düşüneceğiz. Ama biz bunu yaparken fonksiyon üzerinde yapacağız. Eksi 4'ün hizasından başlıyorsunuz. O zaman bakın nasıl gidiyoruz? Yukarı doğru gidiyoruz. Yukarı doğru gittiğimiz için o zaman bizim bu parçadaki fonksiyonumuz artandır diyebiliriz. Kendisi de artan dediği için bu ifademizde de doğru diyebiliriz. Üçüncüsünde bu sefer farklı bir kavramdan bahsediyor. Fx'in sıfırdan büyük olduğunu söylemeye çalışıyor. Şimdi o aralıkta bakacağız ama fx'in sıfırdan büyük olması ne demektir onu söyleyelim. Fonksiyonun sıfırdan büyük olması demek grafiğin x ekseninin üzerinde kalması demektir. Evet, bakalım şimdi eksi 3 ile 3 arasını değerlendireceğiz beraber. Eksi 3'ü görüyorsunuz bakın burada. 3'ü de burada görüyorsunuz. Bu parçayı düşündüğümüz zaman fonksiyonun kendisine baktığımız zaman bakın bu yeşille göstermeye çalıştığım parça. Sizce x ekseninin yukarısında mıdır, aşağısında mıdır bu parçamız?
Evet, bu parçamız x ekseninin baktığımız zaman yukarısında kaldığı için fx dediğimiz ifadenin sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki üçüncü ifademiz de doğrudur. 4 numaraya baktığımız zaman da maksimum ve minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktaları vardır diye bir cümle kullanmış. Hemen onları hatırlayalım. Bir tanesini böyle gösterdik, bir tanesini de böyle gösteriyoruz. Şimdi bunlara baktığımız zaman buradaki yukarıdaki ifademizdeki görüntüdeki bu kırmızıyla gösterdiğim nokta K olsun. Biz buna yerel maksimum noktası diyoruz. Dağın tepesi gibi düşünebilirsin. Yerel maksimum noktası. Şekilde böyle bir şey var mı diye bakacağız. Ama tek bir ifade kullanmamış, diğerini de konuşmamız lazım. Bunu da bir vadi gibi düşünün. Onun en alt noktası. Biz buna yerel minimum noktası diyoruz. Evet, şekle bir bakalım. Size bunlardan şeklimizde var mı? Onu değerlendirelim. Evet, bakıyorum. Şimdi baktığımda dağın tepesi gibi gözüken yer bu dört noktası. Yani y eksen üzerinde böyle bir noktamız varmış. Baktığımız zaman tepe noktası, yerel maksimum noktamız var. Burası. Şu ifadeye benzeyen var mı? Yerel minimum noktasına benzeyen var mı? Vadi şeklinde olan var mı? Evet, bakın o da var. O da burası. Bu noktayı düşündüğümüz zaman burası da yerel minimummuş burası. Aynı şekilde yukarıdakini de yazalım. Bu 4 dediğimiz noktada yerel maksimummuş. Demek ki bu fonksiyonumuzda yerel maksimum ve yerel minimum noktası da var. Dolayısıyla bu ifadeyi de doğru diyoruz. Şimdi baktığımız zaman 4 ifadenin de doğru olduğunu anladığımız için cevaba Edirne diyebiliriz. İkinci sorumuzun çözümünü de yapmış olduk. Evet. Üçüncü sorumuza geçtiğimiz zaman kendisi bize bir fonksiyon sorusu sormuş. Bu fonksiyonumuza tabii baktığımız zaman eğri şeklinde olduğu için aslında şanslıyız. Korkmamamız lazım. Tek yapmamız gereken ifade üzerindeki noktaları kullanmaktır. Mesela şimdi siz orada hemen işaretleyeceğiz. Görüyorsunuz bakın şu nokta üzerindeki bir nokta. Bu noktanın da x'i 3, y'si 3. Bu noktayı kullanırsak biz bilgiler elde edeceğiz. Şu fonksiyonumuzun denklemini de yerine koyacağız. X'in yerine 3, y'nin yerine 3 koyacağız. Evet, y'nin yerine 3 koydum. Bir de x'in yerine 3 koyuyorum. 2 çarpı 3 eksi 1. Bu görüntümüzü düzenlediğimiz zaman biz 3 eşittir f 5 ifadesi buluruz. Sonra başka noktalarımız da var. Onları da yapalım. Baktığımız zaman şu noktamızı düşünürsek bu da x ekseni üzerinde olduğu için bileşenleri 1'e 0'dır. 1'e 0 noktasında yine buradaki denklemimizi yerine koyarsak y yerine 0 koydum. X yerine de 1 koyuyorum. 2 çarpı 1 eksi 1. Buradan da 0 eşittir. F1'e ulaşmış oluyoruz. Son noktamız kaldı. Yani eğri şeklinde olduğu zaman sadece noktaları düşünerek yapabiliyoruz. Bu noktamızda y ekseni üzerinde olduğu için noktanın bileşenleri 0'a eksi 2'dir. Bu noktamızda aldık. Denklemin değerini yazarsak eksi 2 eşittir. F 2 çarpı 0 eksi 1. Buradan da f eksi 1 dediğimiz ifadenin eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu elimizdeki bilgilerle biz sorumuzu çözebilecek miyiz? Ona bakalım. Elimizdeki ifadelere bakalım. Neler söyleyebiliriz? Şimdi sorumuzda bize kendisinin ifade ettiği, sorduğu şeylerden bir tanesi bu. Bunu elde etmemiz gerekiyor. F eksi 1, 3 neye eşittir? Şimdi elimizdekilere bakarsanız hep f'li ifadeler görüyoruz. F'li ifadelerden f eksi 1'lere geçmek kolaydır. Hemen onları belirleyelim. O zaman cevabımız daha kolay gözükecektir. Mesela şu hikayemize baktığımız zaman. Burada biz eğer f eksi 1'li bir şey istiyorsak f'i karşıya atmalıyız. F'i karşıya attığımız zaman f eksi 1 ifadesi oluşacaktır. F'i karşıya atıyoruz. O zaman f eksi 1 ifadesi oluşur. Orada yine sol tarafta 3 olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Buradaki f gittiği için buradaki 5 de özgür kalacaktır. Yani böyle bir şey elde ettik. Bakın f eksi 1 3'ü bulmuş olduk. Sorumuzda bu bize gerekliydi.
Sonra soruya baktığımız zaman bir tane daha f eksi 1'li ifade var. O da demiş ki bize f eksi 1 eksi 2. Evet, eksi 2 ile bağlantılı olan şu cümleden yola çıkacağım. Buradaki ifademizden de f eksi 1'e ulaşmak istiyorsak yine aynı şeyi yapacağız. F'i karşıya atacaksınız. F'i karşıya attığınız zaman buradaki eksi 1'imiz özgür kalacaktır. Eşitliği koyuyoruz. Tabii f'i karşıya atıyorsanız f diye geçmez. Karşıya gittiği zaman f eksi 1 diye geçer. F eksi 1. Sağ tarafta zaten eksi 2 görüyoruz. Onu da buraya yazıyoruz. Şimdi bu elimizdeki bulduklarımızla artık cevabı söylemeye çalışalım. Sorduğu şeyi ilk önce yazıyorum. F eksi 1 3 artı F 1 bölü F eksi 1 2. Bunlar elimizde varsa yerine koyacağız. Şimdi ifademize bakarsak F eksi 1 3 ifadesini bakın burada görüyorsunuz. 5. 5'i yazdık. Artı F1 ifadesi nerede diye bakıyoruz. Bakın burada F1 ifademiz 0 gözüküyor. 0 yazdık. F eksi 1 2 dediğimiz ifadeye bakarsak da o da burada. Bu da eksi 1'miş. Evet, o zaman buradan 5 bölü eksi 1 gelecektir. Bunu böldüğünüz zaman da cevaba eksi 5 diyebiliriz. Cevabımız A şıkkıymış. Üçüncü sorumuzda yapmış olduk. Evet. 4 numaralı örneğimize geçtik. 4 numaralı örneğimize baktığımız zaman demiş ki bize doğrusal fonksiyonların, aşağıda doğrusal fonksiyonlar vermiş. Hangisinin ortalama değişim hızı en büyüktür demiş. Evet, o zaman doğrusal bir fonksiyon yazalım. Genel olarak doğrusal fonksiyonları nasıl yazıyoruz? Genel olarak doğrusal fonksiyonları fx yani y eşittir mx artı n şeklinde yazarız. Bunlar doğrusal fonksiyonların genel denklemidir. Bu ifadeye baktığımız zaman ortalama değişim hızı dediğimiz ifade eğimle aynıdır. Eğim x'in katsayısıdır. Y yalnızken x'in katsayısına eğim diyoruz. Aynı zamanda bu eğim dediğimizde değişim oranı, değişim hızıdır. Yani biz cevap bulmak istiyorsak oradaki denklemlerde x'in katsayısına bakmalıymışız. Hangisi büyükse o zaman değişim oranı büyük olacaktır. Şimdi gidelim x'in katsayılarına bakalım. Bakın burada x'in katsayısı 1 bölü 2. Burada baktığımız zaman 2 görüyoruz. Burada gizli 1'imiz var. Burada katsayımız eksi 1. Buradaki eksi 3. Bize büyük olan lazımsa eksiler olmaz zaten. Şuradaki pozitiflere baktığımız zaman da en büyük x katsayısı 2 olduğu için buradaki doğrusal fonksiyonumuzun değişim hızı diğerlerinden daha büyüktür. En büyük değişim hızı bu doğrusal fonksiyonda vardır. Evet, buradaki 4 numaralı örneğimizi de yapmış olduk. 5. örneğimize geçiyoruz. Evet, burada baktığımız zaman demiş ki fonksiyonun demiş yerel maksimum ve yerel minimum noktalarının absisler toplamı kaçtır demiş. Hemen hatırlayalım yine. Yani sonuçta tekrar tekrar söylemekte fayda var. Yerel maksimum nasıl bir görüntüye sahiptir? Yerel minimum nasıl bir görüntüye sahiptir? Şimdi önce yerel maksimumu düşünürsek dağ tepesi gibi düşünebilirdik. Burası yerel maksimummuş. Evet. Diğerini de vadi gibi düşünebiliriz. O da en alt noktadır. Bu da yerel minimum. Böyle şeyler şeklimizde var mı? Şöyle baktığımız zaman şeklimizde. Evet, orada bakın dağ tepesi gibi olan yerimiz var. Burası yerel maksimum noktamız. Bu noktayı yazmak istediğimizde de bileşenleri 1'e 3'tür. Bize bunlardan hangisini soruyor? Absisleri soruyor. Yani x'i soruyor. Demek ki yerel maksimumun absisi 1. Ona işaret koydum. Diğeri yerel minimum dediğimizde böyle bir görüntüdür. Şekle baktığınızda öyle bir görüntü bakın burada var. Yani demek ki orası da 4 noktasıymış. Ama biz onun iki bileşenini birden söylersek 4'e 0'dır. Bize absisini yani x değerini sorduğu için orada da 4 diye düşünüyoruz. Bunların ikisinin toplamını istemiş. İşaretlemiştik zaten bakın tik işaretleri var üzerinde. Absislerimiz 1 ve 4. Bunların toplamını istediği için cevabımız 5 olacaktır. Şu an 5 numaralı örneğimizi yaptık. 6. örneğimize geçeceğiz.
Evet, altıncı örneğimizi görüyorsunuz. Altıncı örneğimize baktığımız zaman da ifademizde ne demiş bize incelersek kendisine? Diyor ki fonksiyonun sıfırdan büyük olduğu durumu düşün. Evet. Şöyle incelediğimiz zaman şurada yazan ifademizde diyor ki fonksiyonun sıfıra eşit de olabilir, büyük de olabilir. Bunu grafik olarak düşünürsek fonksiyonun yukarıda, x ekseninin yukarısında kaldığı parçayı soruyor bize. O parçaları düşün diyor. Sıfırdan büyük dediği zaman biz x ekseninin yukarısındaki parçaları düşünecekmişiz. O zaman bakalım şeklimizde. Şeklimizde baktığımız zaman şu parça, bakın işaretliyorum yeşille, x ekseninin yukarısındadır. Başka var mı böyle? Evet, şurada da var. Onu da işaretleyelim. X ekseninin yukarısında olan bu parçaları düşündüğümüzde f(x)'in sıfırdan büyük olduğu yerleri düşünmüş oluruz. Evet, bununla bağlantılı ne sormuş bize? Çözüm kümesini soruyor. Çözüm kümesi dediğimiz ifadeler x değerleridir. Bize x'leri soruyor. Yani x eksenindeki karşılıklarını bana söyle diyor. Evet, o parçaların x eksenindeki karşılıklarını işaretleyelim. Şimdi baktığımız zaman eksi 5, eksi 1. Bir tanesinin x ekseninden karşılığı burası. Buradaki ifade, bu aralığı anlatmak istiyorsak da biz eksi 5 virgül 1 yazmalıyız. Ve bunlara baktığımız zaman dahillik işareti olduğu için biz de dahil işareti yani köşeli parantez kullanmalıyız. Bir tanesini yaptık. Diğer parçaya baktığımızda diğer parça karadığımız yer burasıydı. O parçanın da x karşılığında da burada 3 görüyoruz. Sağ tarafta da burası da sonsuzdur. Yani buradaki ifadeyi anlatırken de 3 sonsuz aralığını düşünmeliyiz. Bunu yazarken sonsuzlar her zaman açıktır. 3 dediğimiz ifadeyi yine buna göre düşünüyoruz. Burada baktığımızda dahillik işareti olduğu için biz yine köşeli parantez koymalıyız. Evet, şimdi bulduk. Ama iki tane ifade bulduk. Bu iki ifadeyi birlikte düşünmemiz gerektiği için birleşim işareti koyuyoruz. Cevabımız bu. Bakalım şıklarımıza. Bu ifadenin olduğu görüntü H şıkkında var. Cevabımız E'miş. Şimdi altıncı sorumuza geçelim. Evet, altıncı sorumuzdayız. Altıncı sorumuz da gayet güzel. Bize diyor ki, size bir parabol verdim. Bu parabolün üzerinde bir nokta varmış. Bakın diyor ki, parabolü A noktasından geçiyor. Bizim parabolü düşündüğümüz zaman A noktasından geçiyormuş şekli bile düşünebilirsiniz. Temsilen böyle bir şey çizersem bir parabol görüntüsü. Bizim A noktası bunun üzerinde bir noktaymış. Evet, A noktası bunun üzerindeyse bu denklemi sağlar. Çünkü ona ait. Bizim yapmamız gereken orada X gördüğümüz yere 2 yazmak, Y gördüğümüz yere 10 yazmaktır. Bu ifadeleri düşündüğümüz zaman da Fx demek Y demek. O zaman biz Y'nin yerine 10 koyacaktık. 10 eşittir. Sonra M artı 1 ifadesi var. X'in yerine de 2 koyacaktır. 2'nin karesi. Artı 2M çarpı 2. Yani şuradaki X'lere 2 koyuyoruz. Sonra ne var? M eksi 3. Bu ifademizi düzenlersek 10 eşittir. Burası 4 yapacaktır şu parça. O zaman 4'ü içeri dağıttığımız zaman 4 ile m'yi çarparsanız 4m olur. 4 ile 1'i çarparsanız artı 4 olur. Şurası 2m ile 2'yi çarparsak 4m'dir. Burayı da ekliyoruz. Artı m eksi 3. Evet, 10 eşittir. Buradaki m'leri toplarsak 4m, 4m daha 8m, 1m daha 9m. Sayılara bakarsanız da 4 eksi 3'den 1 gelir. Burada da 1'i karşıya atarsanız 9m eşittir. 9 olacaktır. M'yi de buradan 1 buluruz. Evet, demek ki aradığımız ifade 1'miş. Burada bilmeniz gereken tek şeyi tekrar söylüyoruz. Eğer parabol o noktadan geçiyorsa demek ki o nokta bizim parabolümüzü sağlar. Yerine koyabiliriz. Yerine koyduk ve M'yi bulduk. Evet, 7. sorumuzu da yapmış olduk. Şimdi 8. örneğimize geçelim. Evet, 8. örneğimize baktığımız zaman
Burada baktığımızda bize ne demiş? Parabolün demiş tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Evet, parabolümüzün tepe noktası. Tepe noktasını bulmak istediğimiz zaman T ile gösteririz ve o R virgül K olarak ifade edilir. Burada tabii R'nin formülü vardı, onu hatırlamamız gerekiyor. R dediğimiz ifade eksi B bölü 2 A'ydı. Tabii bu AB'ler kafamızı karıştırmasın diye onu bir daha hatırlayalım. Biz Y eşittir AX kare artı BX artı C ifadesini düşünerek ABC'lerini sürdürüyoruz. Yani buradan baktığımız zaman A 1 gözüküyor X karenin katsayısı. B dediğimiz eksi 4 gözüküyor X'in katsayısı. C dediğimizde sabit olandır. Yani eksi 7'dir. Bunları düşünerek yazalım. O zaman eksi yazacakmışız. Sonra B'yi yazacakmışız. B dediğimiz ifadeye baktığımızda eksi 4. Evet. Faydaya geçtiğimizde de 2 çarpı A neymiş? A ifadesi de X karenin katsayısı 1. Buradan 4 bölü 2 olur. 4'ü 2'ye bölersek 2 gelir. Demek ki bizim tepe noktamızın birinci bileşeni 2'ymiş. İkinci bileşeni de K. E bu tepe noktası dediğimiz parabole aitse parabolü yine sağlar. Yani X'in yerine 2 koyacağız. Y'nin yerine de K koyacağız. Gidelim. Parabolde X'e 2, Y'ye de K koyalım. Bizim bakın burası Fx dediğimiz yerdir. Oraya K koyarsak K eşittir. X'in yerine de 2 yazacaktık. 2'nin karesi. Burada 2 yazıyoruz. 2'nin karesi oldu. Burada yazalım 2'yi. 4 çarpı 2 eksi 7. İşlemimizi yaptığımızda 2'nin karesi 4 eksi 8 eksi 7. Buradan da K'yı 4 eksi 15'ten eksi 11 bulabiliriz. Evet, son kez o zaman şurada yazalım. X'ini 2 bulmuştuk. K'yı da şimdi bulduk. K'da eksi 11. Tepe noktamız demek ki 2 virgül eksi 11 noktasıymış. Cevabımız E. 8 numaralı sorumuzu da yapmış olduk. Şimdi 9'a geçelim. Evet, 9 numaralı örneğimize bakıyoruz. Bu örneğimize baktığımız zaman da ne demiş bize? Parabolünün X eksenini kestiği noktalarının apsisleri nedir? X eksenini kestiği noktayı bulmak istiyoruz. X ekseninin o zaman diğer ismini düşündüğünüz zaman Y eşittir 0'dır. Yani X eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsan Y'ye 0 yazmalısınız. Fx dediğimiz şeyin de Y olduğunu unutmayın. Bu ifademizde Y. Y'ye 0 yazacağız. Evet. İfademizde bir daha yazayım. Denklemimiz iyice gözüksün. Fx yerine Y düşünebiliriz. Biz burada X eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsak Y'ye 0 yazmalıydık. Evet. X'leri buradan bulacağız. Tabii biraz çarpanlar ayırma yapmamız gerekiyor. İhtimalleri düşünelim şöyle bir. 2x'e x desek 2x kare gelir. Burada da 2'yi elde etmek için düşündüğümüz zaman 1 çarpı 2 düşünebiliriz. Ama bir taraftan da ortayı sağlaması gerekirdi. Onun olabilmesi için de şöyle almamız lazım. Hatta kontrol edelim isterseniz. Bakalım çaprazlar ortayı sağlıyor mu? Böyle çaprazları çarpıyorduk. 2x ile eksi 2'yi çarparsanız eksi 4x. Böyle çapraz çarptığımız zaman eksi x buluruz. Toplamları da ortayı veriyor mu acaba? Evet, bakın verdi. Çaprazlar ortayı veriyorsa biz bu ifadeyi karşılıklı düşünebiliriz. Karşılıklı yazabiliriz. Yani bir 2x eksi 1 yazacağız. Birinci çarpanımız. Diğer çarpanımız da x eksi 2 olacak. Bu çarpmanın sonucu 0'mış. Ve bunun 0 olabilmesi için o zaman birinci ifadede 0 olabilir. İkinci ifadede 0 olabilir. O zaman her birini 0'a eşitliyoruz. Buradan 0'a eşitlerseniz x'i 1 bölü 2 bulursunuz. İkinci ifademizi 0'a eşitlersek buradan da x eşittir 2 buluruz. Yani baktığımız zaman iki tane değeri varmış. Bunun bir tanesi 1 bölü 2'ymiş, bir tanesi de 2'ymiş. Evet, görüyoruz ki onlar burada E şıkkında birlikte vardır. Cevabımız E şıkkıymış. Evet, 10 numaralı sorumuza geçelim. 10 numaralı örneğimiz. Şimdi baktığımız zaman ne diyor bize? Parabolünün tepe noktası x ekseni üzerindeyse. O zaman bu görüntüyü oluşturmaya çalışalım. Yani baktığımız zaman bizim parabolümüzün görüntüsü
x80'in üzerinde olduğunda nasıl bir görüntü olur? Bu x80'imiz olsun bizim. O zaman bir tane parabol çizelim. Evet. Temsilen böyle bir parabolümüz olsun. Ne diyordu bize kendisi? Diyor ki tepe noktası x80'in üzerinde. Bakın tepe noktası burası. x80 ile bağlantılı düşündüğümüz zaman oradaki değerler bizim parabolümüzün kökleriydi. Bu teğet olduğu zaman eşit 2 kök olur. Eşit 2 kök durumu da delta 0'ı bize anlatmalı. Eşit 2 durumun olması durumu delta 0'da olurdu. Yani şimdi biz delta'yı yazacağız, 0'a eşitleyeceğiz. Çünkü x eksenine teğet deyince eşit 2 kök olur. Delta'nın formülünü hatırlamanız lazım. Delta dediğimiz ifade b kare eksi 4ac'dir. Ama bazen abc'ler karışmasın diye bunu vurgulayalım. Yine aynı şekilde söylüyoruz. X karenin katsayısı a'dır. X'in katsayısı b'dir. Buradaki ifademiz de c'yi verir bize. Evet, o zaman biz burada düşündüğümüz zaman delta eşittir. Uyguluyoruz. B kare demiş. 2m'nin karesini aldık. Eksi 4 çarpı a dediğimiz ifade m artı 2 çarpı c dediğimiz ifade m eksi 3 olacaktır. Buradaki ifademizi düzenlersek delta 4 m kare. Şurada bununla bunu çarptığımız zaman m karedir ama eksi 4 ile çarpacağımız için eksi 4 m kare. M çarpı eksi 3 eksi 3 m eksi 3 m'yi bir de eksi 4 ile çarparsak artı 12 m. 2 ile şöyle dağıttığımızda 2m, 2m'yi eksi 4 çarparsak eksi 8m. 2 ile eksi 3 çarparsak eksi 6, eksi 6 ile eksi 4 çarparsak 24. Bu yaptığımız ifadede gidenler var. Onları görmeye çalışalım. Bakın şuradaki 4m kareler geliyorlar. Şurada 12m'den de 8m'yi çıkartırsak 4m artı 24. Tabi biz ne demiştik başlangıçta? Bakın delta 0 demiştik. Bu ifade 0 olmalıymış. O zaman 24'ü karşıya gönderin. 4m eşittir. Eksi 24. Her iki tarafı da 4'e böldüğünüzde m'yi eksi 6 bulabilirsiniz. Ana cümleyi unutmayın. Ne diyor bize? Parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde ise teğettir. Teğet demek de eşit 2 kök demektir. Delta 0 kullanılmalıdır. Evet, bu 10 numaralı örneğimizi de yapmış olduk. 11.ye geçelim. Birinci sorumuza baktığımız zaman bize simetri eksenini vermiş. O zaman hatırlayalım, simetri ekseni neydi? Parabolün simetri ekseni x eşittir r doğrusuydu. Biz r'yi nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a. Evet. Bu ifadeyi demek ki yazarsak aradığımızı bulacağız. Hatta bize zaten bunun x eşittir eksi 4 diyerek r'sinin eksi 4 olduğunu söylemiş. Bir de sen bu ifadeden bulacaksın. O zaman b ve a'yı yine söyleyelim, bir daha vurgulayalım. X karenin katsayısı a'ydı. X'in katsayısı b'ydi. Şuradaki sabit ifadesi de c'ydi. Bunları düşünerek yazarsak eksi b yazacağız. Evet, eksi ve b'yi yazdım. Alttaki ifademiz a'nın iki katı demiş. 2 çarpı a. A'ya bakarsanız da x karenin katsayısı m eksi 1. Tamam. Yukarıdaki eksiyi dağıtalım. Eksi 4 eşittir. Eksiyi dağıttığınız zaman eksi m artı 2. Alt tarafta 2 ile dağıtalım. 2'yi dağıttığınız zaman da 2m eksi 2 ifadesi oluşur. Şu eksi 4'ün altına 1 koyabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Dışlar dışlar çarpma. Çarptığınız zaman ifademizde eksi 8m artı 8 eşittir. Şöyle çarptığınızda da eksi m artı 2. Evet, burada eksi 8m'yi sağ tarafa alıyorum. 8m eksi m oluşur. Sol tarafta 8 vardı. O 8'in yanına şu 2'yi de gönderirsem o da eksi 2 diye geçer karşıya. Demek ki 7m ifadesi eşittir 6 oluyor. Her iki tarafı da 7'ye bölerseniz de m ifadesinin 6 bölü 7 olduğunu söyleyebiliriz. M ifadesi 6 bölü 7'ymiş. Bakıyoruz böyle bir şıkkımız var mı? Var. Cevabımız A şıkkı.
11 numaralı örneğimizi yapmış olduk. Evet, şimdi 12'deyiz. 12. örneğimize baktığımız zaman bize diyor ki iki parabol verdim. Bu parabollerin teğet olduğu durumu düşün demiş. Paraboller teğet olması için A kaç olmalıdır? Evet, şöyle bir genel bir görüntü oluşturalım. Bir parabolümüz böyle olsun. Bir parabolümüz de böyle olsun. Bunları niye böyle seçtim? Çünkü kolların durumunda baktığımız zaman birinin kolları aşağı doğru, bakın, negatif. X karenin katsayısı negatif olursa kollar aşağı olur. Diğerine baktığımız zaman 1 gözüküyor A dediğimiz değer. Yani oradaki değerimiz de pozitif olduğu için kolları yukarı doğru. İki tane parabol varmış. Bunların teğet olması görüntüsü bu şekildedir. Tek bir noktada birbirlerine değerler. Teğet kelimesi, şuraya yazalım, bize her zaman delta sıfırı çağrıştırmalı. Bu ifadeden yapacağız. Delta sıfır olur. Delta sıfır olacaksa biz delta'yı yazmalıyız. Nasıl yazılırdı? B kare eksi 4 AC şeklinde yazılırdı. Bunu yazacağız. Tabii biz bunu olayımızı, delta'yı nerede kullanacağız? Şu iki denklemi düşündüğümüz zaman onların birlikte olduğu noktayla konuşuyoruz. Teğet dediğimiz nokta. Bunları o zaman birleştirmemiz lazım. Bu iki denklemi birleştirip de ondan sonra delta'mızı uygulayacağız. Yani bakıyoruz bunları nasıl birleştiririz diye. Bu da y, bu da y. Bunları birbirine eşitleyebiliriz o zaman. İkisi de aynı şey olduğu için, y olduğu için eşitlenebilir. Önce hangi denklemde çalışacaksak onu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Burada da ortak teğet noktasını konuştuğumuz için denklemleri birbirine eşitleyerek tek bir ortak denklem elde ediyoruz. Ortak çözüm düşünüyoruz. Çünkü teğet ortak noktayla bağlantılı. Bunları karşıya attığımız zaman o zaman 4x kare oluşur. Eksi 4x var. Artı a. Artı 2'nin yanına da 3 eksi diye geçerse 2 eksi 3 de eksi 1 yapar. Evet, delta'yı demek ki biz burada uygulayacağız. Burada uygulamaya çalıştığımız zaman beraber yapalım. Evet, yani şimdi yukarıdaki A, B, C'yi karıştırmayın. Şu katsayımız A'yı anlatıyor, şurası B'yi anlatıyor, şurası da C'yi anlatıyor. Yani bizim A, B, C dediğimiz ifade kendisinin verdiği A, B, C ile karışmaz. Şimdi delta'yı yazıyoruz. B kare dediğimiz zaman eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı A. A dediğimiz ifade 4 gözüküyor. C dediğimiz ifade de A eksi 1 gözüküyor. Bunu yaptığımız zaman delta eşittir 16. Şurası eksi 16'dır. Şu içeriye dağıtacağız. İçeriye dağıttığımız zaman eksi 16 A artı 16. İfademizi tekrar yazarsak 16, 16, 32 eksi 16 A. Bunun delta'nın ne olmasından bahsediyorduk? 0 olmasından bahsediyorduk. O zaman 0'a eşitlersek karşıya attığımız zaman 32 eşittir 16 A. A buradan 2 bulunur. Demek ki bu parabollerin teğet olabilmesi için delta eşittir 0 yapılmalıymış. Onu yaptığımız zaman da A 2 gidiyormuş. Evet, 13. sorumuzda çözmüş olduk. 13. örneğimiz. Buna baktığımız zaman ne diyor? Bize diyor ki fonksiyonun grafiğinin daima x eksenin üzerinde olması için. Evet, bu görüntüyü oluşturalım. Sonra yorumumuzu yapalım. X ekseni dediğimiz yatay eksendi. Şöyle bir yatay eksen olsun. Baktığımız zaman parabolümüzde baktığımız zaman daima üstünde olacakmış. Evet. Yukarısından bir şekilmiş. Böyle bir görüntü varmış. O zaman şöyle bir yorum yapacağız. Şimdi bizim bir parabolümüz var. Sizce x eksenini kesiyor mu? X eksenini kesmiyor. X eksenini kestiği zaman o noktalar kök olurdu. X eksenini keserse kökleri buluruz. Evet, ama bu x eksenini kesmediği için burada x dediğimiz kökler yoktur. Kök yok. Bu görüntüde x eksenini kesmediği için kök yoktur diyoruz. Kök olmadığı için de delta sıfırdan küçük hatırlamamız gerekiyor. Delta'yı yazacağız, sıfırdan küçük diyeceğiz. Çünkü x eksenini kesmiyor. Kesmediği için kök yok. Başlayalım işlemimize. Delta neydi? B kare eksi 4 AC idi. Her zaman vurguluyoruz. X karenin katsayısı dediğimiz ifade
Burada A'yı oluşturur. X'in katsayısı B'yi oluşturur. Şu parça da C'ymiş. C, şurası B. Şuradaki gizli 1 dediğimiz ifade de A'ymış. O zaman yerine koyarsak B kare diyeceğiz. B kare dediğimiz zaman eksi 4'ün karesi. Sonra eksi 4 çarpı A 1. C'ye bakıyoruz. Eksi N artı 1. Bunu düzenlersek 16. Şuradaki eksi 4 oluşuyor. Şu içeri dağıtırsak artı 4M olur. Eksi 4 ile bir de 1'i çarparsak eksi 4 oluşur. O zaman delta eşittir. 16'dan 4 çıkartalım. 12 artı 4M. Evet. Bu bulduğumuz ifade ne olacaktı? Sıfırdan küçük olacaktı. Hemen onu yazalım o zaman. Delta'yı yazıyoruz. 12 artı 4M küçüktür. Sıfır olacakmış. 12'ye karşı atarsam 4M küçüktür. Eksi 12. Her iki tarafı 4'e bölersek de m'nin eksi 3'ten küçük olduğunu buluruz. Bu bulduğumuz ifadeye bakarsak da C şıkkında var. Evet, 13. soruyu da görmüş olduk. On dördüncü soruya geldik. Bu son sorumuz. İnceleyelim. Bize demiş ki iki tane fonksiyon versem demiş. Bunun grafikleri demiş. İki noktada kesişiyor demiş. X1 ve X2 noktasında kesiştiğine göre diyor. O zaman bir görüntü oluşturalım bakalım. Parabolümüzün biri bu olsun. Evet. Diğer parabolümüz de şöyle olsun. Bunların kesiştiği noktalardan bahsediyor bize. Kesiştiği noktaların bir tanesi X1'miş. Bir tanesi de X2'ymiş. Biz bu kökler toplamını bulacağız ama o kökler toplamını biz yaparken bu iki parabolü birleştirmemiz lazım. Birlikte düşünmemiz gerekir. Yani normalde biz hatırlıyoruz. Şöyle yazalım. Kökler toplamı demek eksi b bölü a demekti. Biz bunu uygulayacağız. Bu ifadeyi bulmaya çalışacağız. Ama bunu hangi denklemde yapacağız? Bir ya da ikide değil de bunların birlikte oluşturdukları halinde. Yani burada ortak noktalardan bahsediyorsak biz bu denklemleri birleştirmemiz lazım. Birleştirmek de kolay aslında. Bakın bu da y. Bu da y. Birbirine eşitleyeceksiniz sadece. Ax kare artı bx artı c eşittir diyoruz. Bx kare artı ax artı d. Bunları birleştirebilmek için de hepsini sol tarafa gönderiyoruz. Sol tarafa gönderdiğiniz zaman evet ax kare eksi bx kare aynı cinsleri yan yana yazıyorsunuz. Bx eksi ax artı c eksi d olur. Ve bunları bir daha güzelce yazalım. Yani parantezi alalım. Bakın x kare parantezini alın. A eksi b x kare. Şurayı da x parantezini alın burayı. O zaman da b eksi a x olur. Sonra da c eksi d var. Biz bu görüntümüzden ne yapacağız? Biz bu görüntümüzden eksi b bölü a ifadesini uygulayacağız. Yani o b a dediğimiz buradaki a b ile karışmasın. Biz x karenin katsayısına hatırlayın a diyorduk. Bu x'in katsayısına b diyorduk. Şuraya da c diyorduk. Bunlara göre söyleyeceğiz ifademizi. O zaman yazalım. Kökler toplamı. Neymiş? Eksi b. B dediğimiz ifade bakın burası. Yazdım o ifademizi. Paydaya geçtiğimiz zaman paydamızda da a'yı yazacağız. Yani a eksi b yazacağız. Evet. O zaman sadece yapmamız gereken yukarıdaki x'i dağıtmak. Dağıtırsak ne buluruz? Kökler toplamı eşittir. Eksiyi dağıttığınız zaman şununla çarptığınızda artı a olacaktır. Birinci olanla çarptığımızda da eksi b bulacağız. Paydamız da bakın a eksi b idi. O zaman demek ki bunlar aynı oldukları için payda payda aynıysa sonuç 1'di. Demek ki kökler toplamı da 1 olacaktır. Cevabımız da Edirne gözükmekte. Evet arkadaşlar. Testimizi burada bitirmiş olduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bu örnekleri güzelce izlerseniz sizler için faydalı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.